yeter artık be, canım gerçekten çok sıkıldı. Fakir aşkım, ne oldu, neden sıkıldın? O Kerem'le Kemal'i mahvedeceğim, göstereceğim onlara günlerini. Ya fakir aşkım, bırak artık şunları, ne halleri varsa görsünler aşkım. Hayır, mahvedeceğim onları. Şimdi gideceğim Yusuf müdürle konuşacağım. Ne diyeceksin? Yusuf müdür şehirdeki herkesi tutuklasın, onu söyleyeceğim. Aşkım, neden böyle bir şeyler yapıyorsun, yeter artık. Şehre geri döneceğim, orası benim kendi şehrim. Oradaki herkesi tutuklatacağım. Sonra da Kemal'le Kerem'i bulacağım. Of fakir ya, of, ne halim varsa gör. Evet fakir dede ya, göster şunları günlerini. Baksana bana, ne hale getirdiler beni, sakatlandım. Ali, merak etme canım torunum. Sana bunları onlar yaptı, mahvedeceğim onları. Evet dede, şehirdeki herkesi tutuklayalım, bu şehri mahvedelim. Sen hiç merak etme canım torunum. Bunları sana kim yaptıysa günlerini görecekler. Gideyim de şu Yusuf müdürle bir konuşayım ya. Yeter artık, olmaz böyle. Oo fakir bey, hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya efendim? Yusuf müdür, yeter artık, beni iyi dinle, tamam mı? Fakir bey, sinirli görünüyorsunuz. Ne oldu efendim, bir şey mi oldu? Yusuf müdür, sana emrediyorum. Şehirdeki herkesi tutuklayacaksın, tamam mı? Tamam da fakir bey, neden böyle bir şey yapıyoruz ki? Çünkü ben söylüyorum, benim emrim bu. Neden diye soran olursa fakir bey söyledi dersin, tamam mı? Peki fakir bey, tamam, nasıl istiyorsanız, ne de olsa siz bu şehrin başkanısınız. Aynen öyle, şehirdeki herkesi tutuklayın. Ayrıca Kerem'i ve Kemal'i bana getirin. Emredersiniz fakir bey, Kerem'le Kemal'i bulur bulmaz size getireceğiz. Şehirdeki herkesi tutuklarsanız Kerem ve Kemal ortaya çıkar, tamam mı? Doğru söylüyorsunuz fakir bey, tamamdır, bunları uygulayacağız. Allah Allah ya, fakir beye bak, çıldırmış herhalde. Neyse, yapacak bir şey yok. Fakir bey şehirdeki herkesi tutuklayın dediyse ben de şehirdeki herkesi tutuklarım. 1 lira 1 lira 1 lira 1 lira, gel vatandaş gel, bütün mallarım 1 lira, domates var, biber var, patlıcan var, buyurun efendim. İşte şurada birisi var, ne yapıyorsun sen burada kardeşim? Beyefendi, satış yapıyorum, görmüyor musunuz? Domateslerim 5 lira, çok taze, ister misiniz? Yok yok, ne domates, tutuklamaya geldim seni buraya, yürü bakalım, doğru karakola gidiyorsun. Ama efendim, beni niye tutukluyorsunuz, ben ne yaptım, ben bir şey yapmadım. Fakir beyin kesin emri var, şehirdeki herkes tutuklayıp hapse göndereceğiz, tamam mı, yürü bakalım. Ben böyle saçma şey görmedim, herkesi hapse atıp ne yapacaksınız beyefendi? Fakir beyin kesin emri var, Kerem'le Kemal'i bulacağız, tamam mı, yürü bakalım, hapse gidiyorsun. Aman yarabbim, delireceğim. Tamamdır, adamı hapse gönderdik, dükkanı da şöyle kapatalım, açık kalmasın. Şimdi herkesi dükkanına göndereceğim, hapse göndereceğim herkesi. Lan şuradaki adam ne yapıyor? Hey kardeşim, sen ne yapıyorsun burada? Görmüyor musun? Otobüs bekliyorum. Yürü bakalım, benimle geliyorsun, hapse götüreceğim seni, hapse gideceksin. Ne, hapse mi gideceğim, ama neden? Fakir beyin kesin emri var, şehirdeki herkesi tutuklayacağız, hadi bakalım yürü hapse. Aman yarabbim, bu şehirden taşınmanın vakti geldi artık. Aynen kardeşim, aynen, şehirden çıkınca taşınırsın, hadi yürü. Oh be, şuna bak, sokaklar resmen bomboş, herkese hapse attırıyorum. Şehirde adeta kimse kalmadı, herkese hapse attırdım, dükkanlar da kapandı. Herkesi tutuklayacağım, şehirde kimsenin kalmaması lazım. Yoksa fakir bey bana gerçekten çok kızar. Ne oluyor burada bakayım, ne yapıyorsunuz siz, doktor bey, yürüyün, benimle geliyorsunuz. Beyefendi, buraya böyle giremezsiniz, burası ameliyathane, çıkın dışarı lütfen. Ben Yusuf müdür, istediğim yere girerim, anladın mı? Fakir beyin kesin emri var, seni tutukluyorum, yürü bakalım hapishaneye. Beyefendi, manyak mısınız, ben suç işlemedim, ayrıca şu anda ameliyattayım, hanımefendi ölecek. Beni ilgilendirmez, ameliyatı yarıda bırakacaksın, hapse gideceksin, fakir beyin kesin emri var, yürü diyorum. Ulan hay sana da fakir beye de. Ay ne oluyor doktor bey, beni tedavi etmeyecek misiniz? Hanımefendi, fakir beyin kesin emri var, sizi de hapse göndermek zorundayım, yürüyün bakalım, orada tedavi olursunuz. Ay ben hapiste nasıl tedavi olacağım polis bey? İşte o yüzden doktor beyi de tutukluyorum, orada seni tedavi eder, yürüyün bakalım lan, ikiniz de yürüyün. Kemal abi, duydun mu, fakirle Yusuf müdür şehirdeki herkes tutukluyorlarmış. Evet evet duydum, her yerde bizi arıyorlar, yakalarlarsa öldürecekler bizi. Evet Kemal abi, eğer bizi yakalarlarsa öldürürler. O yüzden şehirden uzakta saklanmamız lazım, yoksa sıra bize gelecek. Evet evet, şuna baksana, bizi bulmak için şehirdeki herkesi heba ediyorlar resmen. Kemal abi gel hadi, bir süre burada saklanalım, bizi burada bulamazlar zaten, gel içeri. İyi de Kerem, bizim hiç yemeğimiz yok ki, burada ne zamana kadar yaşayacağız, bizi eninde sonunda bulurlar. Kemal abi, dayanabildiğimiz kadar dayanmamız lazım, yoksa bizi hapse atacaklar ya da öldürecekler. Doğru söylüyorsun Kerem, buradan bir şekilde kurtulmamız lazım, o fakire gününü göstermemiz lazım. Evet fakir bey, emrettiğiniz gibi şehirdeki herkes tutukladık, hapse gönderdik, sokaklarda kimse kalmadı. Evet çok güzel, sokaklar bomboş. Evet efendim, bir kişi bile kalmadı, hepsini hapse gönderdim. Çok güzel, Kerem'le Kemal'i buldun mu? Fakir bey,
Bey, maalesef onları hala bulamadık, arıyoruz. Ne demek bulamadınız ya? Ne demek bulamadınız? Beceriksizler. Ama Fakir Bey, çok iyi saklanıyorlar. Bulamıyoruz onları. Ulan sizin gibi beceriksiz polisler olmaz olsun be. Allah Allah. Merak etmeyin Fakir Bey, en kısa sürede bulacağız onları da. Bana bak Yusuf Müdür, Kerem'le Kemal'i bulana kadar şehirdeki herkese hapse atmaya devam edeceksin. Tamamdır Fakir Bey, merak etmeyin, söylediklerinizi harfiyen uygulayacağım efendim. Evet, şu okuldan da birkaç kişiyi tutuklayalım da Fakir Bey kızmasın sonra. Evet kalkın ayağa, kalk 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 kalk. Neredesiniz bakayım siz, kalkın ayağa kalk. Bu Yusuf Müdür. Evet, ben Yusuf Müdür ve buraya şu çocukları tutuklamaya geldim. Ne? Aman yarabbi, başımıza gelen. Ay, bizi niye tutukluyorsunuz Yusuf Müdür, biz ne yaptık? Evet gençler, Fakir Bey'in kesin emri var. Buradaki herkesi tutuklayacağız. Şehirdeki herkesi hapse göndereceğiz. Aman Allah'ım, ne olur Yusuf Müdür Bey, bizi hapse atmayın. Evet, biz daha çocuğuz, hapse nasıl giyelim? Ula oğlum, çocuğuz demeyin, ben 7 kere hapse girdim çıktım oğlum. Yusuf Müdür Bey, ne olur bizi affedin, ne olur. Vallahi Fakir Bey'in emri olmasaydı ben sizi atmazdım ama şimdi mecburum yani. İyi de Fakir benim babam oluyor, beni de mi atacaksınız? Aynen öyle, oğlum bile olsa acımayın dedi. Fakir Bey herkesi hapse atıp Kerem ve Kemal Bey'i bulmaya çalışıyor. Yusuf Müdür Bey, çocuklara birkaç soru sorun, eğer doğru cevap verirlerse bizi hapse atmayın ne olur. Ha, güzel fikir. Tamam o zaman, çocuklara birkaç soru soracağım. Eğer doğru bilirseniz sizi hapse atmıyorum. Hadi bakalım. Ola oğlum, bize yardım edin arkadaşlar. Yorumlarda yardım edin, bizi hapse atacaklar. Hazırsanız soruyu soruyorum. 15 artı 20 kaç eder? Söyleyin bakalım çocuklar. Hadi benim akıllı çocuklarım, bu soruyu doğru bilirseniz hapse gitmeyeceğiz. 15 artı 20. Ay, 15 artı 20 kaçtı ya? Ben unuttum, yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar, 15 artı 20'nin cevabını bilenler ne olur yorumlara yazın. Bize yardım edin. Ulan cevap versenize tembel tenekeler, sizin yüzünüzden hapse gireceğiz. Öğretmenim, cevap veriyorum. Cevap 55. Yanlış cevap verdiniz. Yani ha, şansınızı kaybettiniz. Hadi bakalım, hepiniz hapse gidiyorsunuz. Sizi tembel tenekeler, sizin yüzünüzden hapse gideceğiz. Bu kadar kolay soruyu bile bilemediniz. Öğretmenim, peki cevap neydi, siz söyler misiniz? Tabii ki söylerim, çok basit. 15 artı 20'nin cevabı 75. Ulan çocuklara laf söylüyor, kendisi bilemiyor. Bu nasıl öğretmen, bu nasıl çocuk böyle? Yürüyün lan. Fakir Bey, efendim, galiba Kerem ve Kemal'in yerini tespit ettik efendim. Ne, buldunuz mu onları? Ben onları mahvedeceğim. Yürü çabuk, göster bana. Efendim, şehrin dışındaki yel değirmeni var ya, şuradaki kocaman, onun içinde kalıyorlar galiba, emin değiliz. Tamam o zaman, ne duruyorsun? Yürü, götür beni oraya çabuk. İşte efendim, gelin, galiba buranın içindeler şu anda ama tam emin değiliz yani. Aldığımız bilgilere göre burada yaşadıklarını öğrendik. Tamamdır, sen geride kal, ben şimdi içeriye dalıyorum. Peki Fakir Bey, ben sizi burada bekliyorum. Hadi bakalım, geliyorum içeri. Ya Allah! Hayır olamaz, buldular bizi. İşte buradasınız, sizi bulamayacağımı mı sandınız? Fakir, ne istiyorsun bizden? Bırak bizi, ne olur bize zarar verme. Ailemiz var, çocuklarımız var Fakir, acı bize. Hadi be oradan, sonunuz geldi sizin, mahvedeceğim sizi. Lütfen Fakir, eski günlerin hatırına, dostluğumuzun hatırına bize zarar verme ne olur. Hiç de bile, öleceksiniz, mahvedeceğim sizi, öleceksiniz. Fakir Bey ne yapıyor acaba içeride ya, Allah Allah. Hayır olamaz.